Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün bir taş temizliği yapalım istiyorum. Normalde hep karşıdan çekim alıyordum ama direkt olayın kendisine odaklanmak istiyorum bu sefer. Umarım faydalı olur. Şimdi öncelikle şu taşı bir tanıtmak gerekiyor. Bu düzleme taşı dediğimiz, flattening stone dediğimiz bir taş. Biraz büyük ebatlıdır gördüğünüz gibi. 6 santime yaklaşık 18-20 santimlik bir taştan bile daha büyük ebat olarak. Bunun bu şekilde üretilmesinin sebebi taşın yüzeyine tamamen hakim olmaktır. Taşı izleyicilerimiz içeriklerden zaten biliyor. Yaklaşık 2-3 yıldır kullandığım bir taş. Ben bunu AliExpress'ten almıştım. O günün fiyatlarıyla beraber gayet düzgündü. Lakin son dönemde biliyorsunuz euro dolar uçmuş durumda. Bu yüzden AliExpress'ten ücretsiz kargo şeklinde gönderim yapan varsa o şekilde tedarik edebilirsiniz. Ama buna maddi gücü el vermeyen kişiler de yine bu şekilde düz bir obje bulup üzerine 100 kum zımpara, 200 kum zımpara yapıştırarak yine bu işlemi yapabilir. O konuda içiniz rahat olsun. Tabii ki en sağlıklısı bu. Her türlü en sağlıklısı bu. Lakin dediğim gibi alternatifleri de yok değil. Şimdi taşımızı buradan görüyorsunuz. Bakın. Orta kısım bel vermiş durumda. Ortadaki kavisin bileme işlemi esnasında sağlıksız bir durum ortaya çıkarttığını düşünen kişiler ve kesimler mevcut. Lakin işini bilen bir kişi buradaki göçüğü çok umursamıyor. Neden umursamıyor? Türkiye genelinde kullanmış olduğumuz bıçaklara sağdan ve soldan iki taraflı ağız açıldığı için aslına bakarsanız bu milimetrik göçükler ya da bu kavis benim bileme işlemimi aman aman etkilemiyor. İşini bilen bir kişi buradaki göçüklüğü hiç umursamaz. Taşın yukarıda kalan şu yüzeyini kullanır. Bu yüzeyini kullanır. Bunu yine dengeye getirir. Lakin bunun erimesine dediğim gibi bilerek izin verdim. Şimdi düzeltme işlemini yapalım. Normalde kanalda bununla ilgili bir içerik var biliyorsunuz. Ama karşıdan çekim alındığı için çok aman aman açıklayıcı olduğunu da düşünmüyorum. Son dönemde yakın çekimle göstererek işlem yapmak daha faydalı olacak. Bu işlemi yapmak için ihtiyacımız olan şey bir kurşun kalem, bolca su, bir flattening stone yani düzeltme taşı ya da düz bir zemine yapıştırılmış zımpara. Su zımparası olmak zorunda. Bunu tekrar hatırlatayım. Normal zımparalar suyla temas ettiğinde ayrılıp gidiyor. Su zımparaları mukavemetli olduğu için herhangi bir şekilde suyla temasında ayrılma durumu söz konusu değil. Normalde bunu bu şekilde çizmeye başlıyorum. Bakın dikkat edin. Evet. Gördüğünüz gibi önce böyle çizdik. Sonra döndük. Bu şekilde çizdik. Abi sen de çok özensizmişsin, önlerine öyle yamuk yumuk çizdin diye düşünecek olanlar varsa bunun pek bir önemi yok. Sonra dikey çizdim. Sonra yatay çizmeye başladım. Bunlarla hiç uğraşmak istemiyorsanız direkt karalayabilirsiniz bu arada, haberiniz olsun. Ben sadece anlatmak için farklı farklı çizgiler çiziyorum. Şayet elinizde bir flattening stone, düzeltme taşı mevcutsa bunu suya yatırıp bir 15-20 dakika bekletin. Cem Yılmaz'ın da dediği gibi ben hazır bekletilmişini kullanıyorum ama buradan tekrar göstereyim şu şekilde. Yine de şöyle bir yatıralım. Biraz daha doyuralım. Ters çevirelim. Biraz daha yatıralım. Tamam. Taşımızın yüzeyi de ıslak olmak zorunda. Taş da ıslak olmak zorunda. Şimdi bunu yan tutarsak, buradan tutup daha güzel bir güç uygularız diye düşünüyorsanız bu yanlış olur. Çünkü sadece şuraya lokal olarak temas ettiği için, bakın yandan göstereyim. Taş sadece şu bölgeye yandan temas ettiği için ilerleme esnasında aşağı doğru eğilip taşın şeklini alacaktır. Bundan ötürü düzgün bir şekilde temizleme işlemi yapamazsınız. Bunun en mantıklısı gördüğünüz gibi dik koymaktır. Taşın üzerine tamamen oturtturmaktır. Yani şöyle yandan gösterelim. Bakın taşım tamamen diğer taşı örtmüş durumda ve aradaki boşluğu görüyorsunuz. Yani şu kısım göçmüş durumda. Bu bizim için önemli mi? Değil. Şimdi temizlemeye başlayalım. İşlem yapmaya devam ediyoruz. Bakın ileri geri bastırarak. Öncelikle birazcık yapalım, sonra ben size sonucu gösterip tekrar devam edeceğim. Bakalım. Şimdi taşımız eritmeye ve emmeye başladı. Taşımızın üzerinde de diğer taşın sürtmüş olduğu alanlar bakın tertemiz hale geldi. Kurşun kalem izleri kayboldu ama göçükte olan kısma düzeltme taşımız temas etmediği için maalesef oradaki kurşun kalem izleri henüz kaybolmadı. Tekrar taşımızı ıslatalım, tekrar başlıyorum.
Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu işlem esnasında önden fazla basınç uygularsanız taşın arkası havaya kalkar. Ya da arkadan fazla basınç uygularsanız ön taraf havaya kalkar. Bu yine yapmış olduğunuz işlemin dengesiz olmasına sebebiyet verir. O yüzden arkadaşlar eşit miktarda, hatta komple avucunuzu, ayasını komple uca, diğerini de komple arkaya koyun. Bu şekilde işlem yapın. Elimi bilerek taşa tutturmuyorum ki gelme esnasında buraya çarpıp herhangi bir şekilde elime zarar vermesin. İleri doğru uzatın. Devam edin. Hemen taşımızı önce bir suya yatıralım. Şöyle. Bakın. Gittikçe kalem izleri kaybolmaya devam ediyor. Şimdi devam. Taşınız dolmaya başlayacak, gördüğünüz gibi araları, üstü, her yeri dolmaya başlıyor. Bunu da yıkamayı ihmal etmeyin. Kullanırken sürekli yıkayacaksınız, temizleyeceksiniz. Şimdi her ne kadar bu taş şu an için pahalı desem de günümüz şartlarında ben bunu yaklaşık 3 yıldır kullanıyorsam ve şu an bu içerikte de hala aktif olarak kullanıyorsam aslında parasının hakkını da verdiğini söyleyebilirim. Yani zımparalar bugün olmuş 5 lira 10 lira. Onlarla uğraşmaktansa bir kere paraya kıyıp böyle düzgün bir ürün almak ve bunu 3-5 yıl kullanmak bana çok daha optimum bir çözüm olarak geliyor. Devam. Evet. Taşın üst kısmıyla da işlem yapıyorum. Burada sıkıntı şu, yani taşın üst kısmıyla işlem yaparken burası düz olduğu için taşa yapışma riski var. Yani suyun gitmesi gelmesi esnasında bakın biz işlem yaparken siz bunu görmüyorsunuz. Lakin su şu ortada birikiyor havuz gibi. Birikirken de şu boşlukta bir vakumlama etkisi yapıyor. Ve böyle kalıyorsunuz. Çamura saplanıp ilerleyemeyen araba gibi. Bakın gördünüz mü? Bak gördün mü? Bak bak bak. David Copperfield gibi adamım lan. Neyse. O yüzden düz devam edelim. Tekrar ıslatalım. Bak bu da yapıştı. Gördün mü? Bakıyoruz. Baya baya bir emmeye başladık. Şimdi dilerseniz önce bir taşımızı yıkayalım. Bakın sadece orta kısım kaldı. Geri kalan her yer güzel. Devam. Evet. Evet. Tekrardan boşalttık kanalları. Şimdi tekrar devam edebiliriz. Sadece şu kısım kaldı. Geri kalan her yer neredeyse düz. Zaten görüyorsunuz taş da neredeyse düzelmiş durumda. Şimdi normalde bunu bu seviyede bırakabilirim. Benim açımdan cidden önemli değil. Ben bunu bu seviyede bırakıp temizleyip normal bir şekilde kullanabilirim. Çünkü neredeyse yok denecek kadar az bir eğim var. Ama madem başladık devam edelim. Bakın orta kısım da gitti. Normalde bu işlemi mutfak tezgahında yapmanızı tavsiye ederim. Ben şu an stüdyoda olduğum için mecburen böyle bir kap kullanıyorum ve işlem çok daha zor bir hale geliyor. Normalde bunu mutfakta yapıyor olsam hiçbir sıkıntı yaşamam. Islatır ıslatır devam ederim. Yaptığım işlemin zahmeti de süreci de nereden baksanız %70 azalır. Benim yapmış olduğum bu zahmetli işlemi baz alarak sakına sakın ya bu da çok zahmetliymiş ben bunu yapmak istemiyorum gibi bir düşünceye kapılmayın. Mecburen burada yapıyorum. Mutfak tezgahında yapmadığım için uzun sürüyor. Yoksa emin olun çoktan bitmişti. Evet neredeyse bitti. İki noktam kaldı. Bakın görünüyordur zaten. Bir şurada bir burada. Taşım neredeyse düz. Evet taşımız düzleşti. Şimdi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yandan da bakalım. Artık taş dümdüz. Ama bunu böyle bırakacak mıyız? Hayır. Her zaman dediğim gibi yaptığımız işlemi kontrol etmek durumundayız. Madem düz olduğuna inanıyoruz, işlemimizi bitirdik. Hemen başlayalım.
Son bir çizik. Ya madem taşı düzelttiğimizi görüyoruz, bu işlemi niye yapıyoruz? Emin olmak için arkadaşlar. Son anda her şeyden emin olmak için. Evet, bakın. Sadece 5-6 kere sürtüp durumuna bakacağız. Bakalım. Herhangi bir şekilde siyahlık var mı? Şu mürekkebin izi herhangi bir şekilde siyahlık yok. Islak bir peçete yardımıyla şöyle tampon yaparak sürüklemeden sadece vurarak bakıyoruz. Herhangi bir şekilde kalem izi yok. Parmağımızla çekelim dümdüz. Evet, gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası olarak iki farklı resmini görüyorsunuz taşın. Şu an taşımız dümdüz. 800'lük kısmı bu işlemi yapmayacağım. Yeteri kadar uzun olduğunu düşünüyorum şu an bu içeriğin. Gönül rahatlığıyla taşlarınızı bu şekilde düz bir hale getirip uzun yıl güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun linkini benden istemeyin. Çünkü benim satın aldığım satıcı ya kapandı ya başka bir şey oldu. Artık ulaşılamıyor. Lakin dediğim gibi AliExpress üzerinden ücretsiz kargo seçeneğiyle en ucuz gönderim yapan firmayı bulun ve alın. Yani bu 3 yıllık bir taş, seramik taşımızı gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde düzleştirdi. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Bir 3 yıl daha gideri var mı? Evet var. Yani şu taşa 200 lira para vermiş olsam, bugünün parasıyla 200-300 lira para vermiş olsam, bunu 5'e bölsem bana yıllık maliyeti bunun olur 60 lira. Böyle düşünün. Elinizde vardır 3 tane 5 tane taş. Her birini düzeltmek için yıllık maliyeti bu taşın 20 liraya gelmiş olur. Yani bu da açıkçası çok aman aman bir rakam değil diye düşünüyorum. E tabii ki dolar ve euro keşke 1 lira olsa, hatta Türk lirasından değersiz olsa da biz bu taşları 5 liraya 10 liraya alsak. Ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Umarım faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Daha önceki içerikten daha iyi olduğunu düşünüyorum en azından görsel anlamda, uygulama açısından. Evet, aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşça kalın.